Evet sevgili dostlar sponsorlarımız golvar.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuzu hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Kayseri Özel Hüma Hastanesi'ne de selamlar olsun bütün çalışanlarına, bütün sağlık heyetine. Evet. Rahatladı Fenerbahçe taraftarı çünkü beklenilen oldu. Yani e, her şey iyi giderken birdenbire dönen bir Zaha olmuştu. Ki ben bunu videolarda da belirttim, anketlerle de belirttim, yayınlarda da söyledim. Yani oyuncunun abisinin sövüşçülük olayı diye. İyiydi hocam Galatasaray aldı şöyle yaptı böyle yaptı psikolojik olarak ona geçti şu bu. Dünkü canlı yayının tekrarını izleyebilirsiniz arkadaşlar. Orada gerekenleri konuştuk. Şimdi asıl Fenerbahçe'ye dönelim. Gerekenleri konuştuğumuz için biz burada Fenerbahçe'yi konuşalım. Nedir konuşacağımız şey? Ekambi. Hocam adamlar onu getirmişken sen Ekambi'yi getiremezsin katılıyorum. Şimdi Fenerbahçe'de transfer haberleri artıyor. Kamerunlu Yıldız oyuncu Ekambi'nin durumunu şimdi haberde söylüyor ben söylemiyorum. Lyon'un Ekambi'nin durumuna göre iki farklı ödeme planı belirledi diyor. Bon servisi eline alırsa daha fazla maaş teklif edilecek diyor. Şimdi ben eminim haber umurunuzda değil. Şu an bana soracağınız soru şu. Hocam Ekambi e, hani Zaha'yı alamayıp Ekambi'yi alırsan bu sıra bakma tepki gösteririm diyorsun. Zaha haydi Fenerbahçe almasaydı, Crystal yani Galatasaray almasaydı, Crystal Palace uzatsaydı bence hiçbir sıkıntınız yoktu. Hani Zaha gelmiyorsa Ekambi ya en azından muadili falan derdiniz ama sanırım şu anda en büyük ve en e, azılı öfkeniz buna. Şimdi önce şunu söyleyeyim. Önce şunu söyleyeyim. Ekambi'nin fesih olması bekleniliyormuş. Bakın ben size bütün duyumları süresinde doğru bir şekilde aktarıyorum. Yani bana gelen duyumlar neyse size aktardığım da o. Şimdi servisi eğer sürerse oyuncuna verilecek para çok düşük. Geçen sezon 38 maçta 9 gol, 4 asist üretmiş 30 yaşındaki kanat oyuncusu. Kariyerinde 417 maç, 139 gol, 45 asist. Şimdi bizimkiler de şey yapıyor işte. Bak hocam Ekambi'ye Zahaya göre daha fazla gol atmış şöyle böyle. Ya bir geçin. Yani onları bir geçin. Çünkü bunlar biraz fakir tesellisi gibi oluyor. Anlatabiliyor muyum? Yani fakir tesellisi gibi oluyor. Bunları geçin. Ee, yani bunları geçin arkadaşlar. Niye geçin? Şimdi sen e, Ekambi'yi alıyorsan nereye alırsın biliyor musun? Bak burada, buraya dikkat. Burada çok önemli bir husus var. Mesela Ca ja Pedro'yu gönderirsin. Bir. Bak ja Pedro'yu gönderirsin. Bir. Ya şu a King'i gönderirsin. 2. Rossi'yi gönderirsin 3. Bunların yerine Ekambi'yi alırsın. Dersin ki arkadaş zaman zaman kanatta oynar. Zaman zaman yedek o forvet olur. Zaman zaman taktik forvet olur. Şu olur bu olur dersin. Yani e, işin açıkçası Ekambi sana step ne olur? Hatta daha da ben abartayım mı? Daha da abartayım. Pedro'yu 7 buçuğa, King'i 4'e 11 buçuk, Rossi'yi 6'ya 17 satarsan yerine Ekambi'yi konservisiz olarak alırsan 17,5 milyon euro hanende para olur. Hocam Danjuma'yı niye düşünmüyorsun? Ya arkadaşlar şimdi bir sürü isim getirebilirsin. Kabul ediyorum. Bir sürü isim getirebilirsin. Ama e, Arnavut Danjuma'dan bahsediyorlar sanırım. Bu arkadaş gitti abi. Hani bendeki e, duyumlara göre Everton'a gitti. Asla ve asla düşünmeyin bunu. Anlatabiliyor muyum? Gerçi resmiyet kazanmıştır belki. Transfer Market'a bir bakın. Muhtemelen resmiyet kazanmıştır. Geçin bunu. Ben şunu söyleyeceğim. Ekan bir gelirse niye geleceğini anladınız. Nasıl geleceğini anladınız. Düşük yıllık ücretle gelecek. Ve ee, aslında çok şey kazandırabilir bir transfer olur arkadaşlar. Ama dediğim gibi. bu arada Batu Şuhayi'nin de gitme ihtimali olduğunu bir kez daha hatırlatayım. E, ha şunu sorabilirsiniz. Hocam Batu Şuhayi'nin yerine Ekan bir mantıklı değil. Bence de mantıklı değil. Onu da belirteyim. Şimdi ee, şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Vitor Pereira şiddetle önerdi. Fenerbahçe'ye 20'lik yıldız. Hatırlıyor musunuz? Geçen gün ben bunu konuşmuştum. Scout ekibi titiz bir operasyon yürütüyor. Vitor Pereira'nın da kritik bir tavsiyesi var. Ve Fenerbahçe'ye dair bir isim var. Fenerbahçe'nin şu an teknik direktörü İsmail Kartal ancak Vitor Pereira ile kötü ayrılmadık aslına bakarsanız. Yani Kim Minji gibi ismi kazandırdı. 20 yaşındaki genç futbolcuyu tavsiye etti arkadaşlar. Uruguay'daki o futbolcuyu. Neydi futbolcunun adı? Fabrizio Diaz mıydı? Ha Fabrizio Diaz. Başkan Ali Koç da Uruguay'ın Liverpool Montevideo Montevideo ekibinde forma giyen futbolcu için düğmeye basılıyor. Arkadaşlar 5 milyon euroluk teklif sunuldu ama oyuncu için çok istenen bedel çok çok yüksek. Bu transferi geçin ee, ama yani bu transferi geçin ama ortalık değişik arkadaşlar. Şimdi Ali Koç'tan Fenerbahçe'ye 4 lider. Aslında bu haber biraz tuhaf bir haber. Bu haber biraz sinir bozabilecek bir haber. Niye? Fenerbahçe bir sürü transfer yaptı. Mesela Edin Dzeko bir yıldız. Tadic bir yıldız. Ve Kao bence bir yıldız. Alexander Jiku Beşiktaş alsaydı yıldız ama Fenerbahçe aldığı için size göre çöp olur. Ama lider özellikle futbolcuları Fenerbahçe'ye kazandıran Ali Koç'un hedefi çok başka. Ali Koç'un hedefinde çok farklı isimler var. Hocam bırak ya Mert Hakan Yandaş, İrfancan Altay Bayındır'lan falan işte şey yaparız diye. Arkadaşlar ben size bir şey söyleyeyim mi? Ben size 3 tane isim söyleyeceğim. 3 tane isim. 1. Tete. Evet yanlış duymadınız. Tete ismi transfer market'a girip bakabilirsiniz. Ee, bu arkadaşımız sözleşmesi bitmiş, boşa çıkmış. Daha doğrusu, pardon, sözleşmesi bitecek, boşa çıkacak bir arkadaş. 31 Aralık 2023'te bitiyor. Ancak bir maddesi var. 25 milyon euro transfer market değerine sahip muhteşem bir kanat. 23 yaşında Fenerbahçe'nde Brezilya kültürünü düşünürsek Tete ismini bir kenara not edin. Bu bir. İkincisi, Seydu Mane. Yani e, bu ismi de niye söylediğimi söyleyeyim. Dünden beri sosyal medyada Fenerbahçe Mane'yi alacak. Ali Koç Mane'yi Tete'ye getirecek diye konuşuluyor. Benim e, söylemim değil. Onun da 25 milyon euro piyasa değeri var. 31 yaşında oyuncu sol kanat oynuyor. Gördüğü ırkçı profilden, şey, ırkçı saldırılardan dolayı da kaçmak istiyor. Öyle söyleyeyim. Yani kaçmak istiyor bir nevi. Ben bunu da belirteyim arkadaşlar. Hani yaşı 31 25 milyon euro piyasa değeri var. Ancak 2025'e kadar sözleşmesi var. Kulübü zamanda 32 milyon euro almış. Bir yıl önce. Bunu bedava bırakacağını zannetmiyorum. Aklınızdan çıkarın. Üçüncü isim Paolo Dybala. 30 milyon euro transfer market değeri var. Sosyal medyaya göre <laughs> Dybala'nın İtalya dışındaki transferi 12 milyon euro. Yani 12 milyon euroya serbest kalır maddesi var. Yaşı 29. 15 Kasım'da 30 olacak. Arjantin milli takımının 38 kez formasını giymiş. 3 golü var. Forvet arkası ve sağ kanatta oynayabilen sol ayaklı bir isim. Hani zengin cengizi diyeyim. Sezonun başında Juventus'tan Roma'ya bedava gelmiş ama böyle bir madde eklendiği söyleniyor. Ben bu üç ismin adını bırakayım. Bekleyin arkadaşlar. Hep birlikte e, izleyip bekleyip görelim. Ha şunu da söyleyeyim. Mane eğer gelmek istiyorsa eski futbolcuları ikna edecek. Mesela Musa Asov. Şimdi yine devam edelim arkadaşlar. Şunu da devam edeyim. Şunu da söylemeden edemeyeceğim. Biz önce kendi işimize bakmalıyız. Bak Miguel Crespo. Crespo'ya İtalya'dan talip. Şimdi bunu size nasıl anlatayım arkadaşlar? Bunu size şöyle anlatayım. Ağızlara müthiş bir bal çalan Crespo'ya İtalya'dan talipler var ve futbolcu ayrılıyor diyor haberde. Ancak benim duyumlarıma göre sadece İtalya'dan değil başka yerlerden de teklifler var oyuncuya. 26 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi bitiyor. Uzatma teklif etti kabul etmedi. İtalya'dan Genoa'nın talip olduğu söyleniyor. 6 milyon euro teklif etti diyor. Doğru. Fenerbahçe 7,5 milyon euronun altındaki teklifleri kabul etmeyeceğini söyledi. Doğru. Geçen sezon 37 maç 3 gol 4 asist o kadar az oynamasına rağmen. Arkadaşlar bu haber doğru. Başlı başına doğru. Crespo uzatmadı. Biz de göndermek istiyoruz açıkçası. Ama e, bakalım nereye gidecek? Nasıl gidecek? Bunu da hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Göztepe Fenerbahçe'nin genç yıldızı için yeniden devrede görüşmeler başladı demiş. Bu arada Crespo için bir kez daha söyleyeyim. Bu gidişte gidecek. Yani bu gidişte gidecek. Ama bakalım nasıl olacak arkadaşlar. Şimdi ee, İzmir ekibi geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin kadrosundaki ismi almıştı. Oynatmıştı Göztepe. Çok da hoşuna gitmişti. Oyuncu da orada müthiş bir patlama yapmıştı. Ve kendini ispat etmişti. Emir Ortakaya'dan bahsediyoruz. Ve Göztepe yönetimi ligin bitiminde Fenerbahçe'ye konuştum ama Fenerbahçe dedi ki biz bir gözlemleyelim. İsmail hocamız futbolcuları gözlemleyip ona göre kararını verecek dedi. İzmir ekibi de beklemeye geçmişti. Şu an ben şunu söyleyeyim arkadaşlar. 18 yaşındaki savunmacı için Süper süperlikten de teklifler var. Ama oyuncu <laughs> oyuncu Göztepe'ye gitmeye sıcak bakıyor. Herhangi bir soğukluk, herhangi bir sıkıntı yok. Yani Herhangi bir sıkıntı yok. Muhtemelen de gidecek arkadaşlar. İnşallah yolu açık olsun. Orada da kendini daha da geliştirip daha da gösterir. Şu an Göztepe 8 tane isim almış. Ve İtalya kampı başlamış diyor. Bu doğruya şey yapar. Fenerbahçe'nin yeni transferi oynamadan takımdan gönderiliyor. Arkadaşlar Fenerbahçe'ye dair yani ee... Fenerbahçe'de şunu söyleyeyim. Bir karalama kampanyası var yine. Onu da belirteyim. Şimdi aslında bakarsanız bir haber yapmışlar. Haberin başlığını çok enteresan koymuşlar. Yani nasıl enteresan koymuşlar? Şu şekilde arkadaşlar. Fenerbahçe'nin yeni transferi oynamadan takımdan gönderiliyor diye. Şimdi bunu koyup kapağa da Tadiç'in resmini falan koyarsan enteresan. Şimdi birçok futbolcu kadroya katıldı, daha da katılacak. Ve birçok planlar yapılıyor takıma dair. Şimdi UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turunda karşılaşacağı Zimbru Chisinau maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçemiz yeni sezona şampiyonluk parolasıyla giriyor. Şimdi Sport Dijital'in haberine göre Fenerbahçe'nin Marsilya'dan transfer ettiği Bartu Elmas hakkında sürpriz bir karar alınmış. Gelişimini sürdürebilmesi adına oynayabileceği bir kulübe kiralamayı düşündüğü belirtilmiş. Şimdi burada ne sıkıntı var arkadaşlar? Ben burada bir tuhaflık göremiyorum. Gerçekten bak. Ben bir sıkıntı göremiyorum yani. Futbolcuyu kiralamışsın. Almışsın. Kadrona dahil etmişsin. Normal, olağan şeyler bunlar. Hayatın olağan akışında olan şeyler. Futbolcuyu oynayabileceği bir yere kiralamak istiyorsun. Gayet normal. Çok enteresan değil mi yani? Yani çok enteresan değil mi? Bu haberi böyle sunmak tepki gösteriyor. Şimdi 3 yıllık sözleşme imzaladın. Ee, Valla 1 milyon 200 bin euroya alındı diyor. Futbolcu. Şimdi 1 milyon 200 bin euroya alındıysa resmi açıklamada illaki vardır diye düşünüyorum. Ha, transfer market 1 milyon 200 bin euro diyor. 300 bin euro piyasa değeri olan oyuncu için. Ben transfer market'ın çok şeyine inanmam. Yöneticisinin Fenerbahçe düşman olduğunu bildiğim için çok şey yapmam yani. Anlatabiliyor muyum? Onlara göre Fenerbahçe'nin aldığı futbolcu değeri düşüktür. 97.60 olmuş bak Fenerbahçe'nin değeri. Yeni gelen transferlerin de eklenmesi ama tabi gidecekler de var. Onu da düşünmek lazım. Vallahi şu anda mesela ee, ben şunu söyleyeyim. Bartu Elmaz'ın dışında da gitmesi muhtemelisi var. Galatasaray alt yapısına yetişti. Bartu Elmaz şöyle böyle Fenerbahçe transfer çalın. Geçiniz. Şimdi Emre Demir genç bir yetenek çok düşünmesi gereken bir isim. O da oynayabileceği bir takıma kiralık gönderilebilir. Burak Kapacak. Aslına bakarsanız Burak Kapacak'tan baya baya ümitler kesilmiş durumda. Yani bu üç ismin de gitmesi muhtemel. Kamada. Bana çok soruyorlar. Kamada'nın temsilcisi Sport Dijital'e konuşmuş. Demiş ki Kamada'yla Türk takımlarına herhangi bir görüşmemiz ilgimiz yok. Yani Türk takımları söylemi doğru değil demiş. Ben bunu da belirtmiştim. Diego Rossi için 8 milyon euroluk teklif var ama Ali kuş biraz daha yükseltmeye çalışıyor demiş Vatan Gazetesi. Ah keşke. Ah şekerim keşke öyle olsa. Yani keşke öyle olsa. Şimdi sevgili arkadaşlar, Fenerbahçe'de çok ciddi ayrılıklar olacak. Hazırlanın. <laughs> çok ciddi ayrılıklara hazırlanın. Anlatabiliyor muyum? Ciddi ayrılıklara hazırlanın ve ee, ciddi transferlere de hazırlanın. Kaleci transfer. Altay Binder'ın transfer marketinde 11 milyon euro yazıyor. 10, 11, 12. Bunlardan birini çekebilirsen ne ala? Bunlardan birini çekebilirsen bu paralardan birini alabilirsen ne ala? Muhteşem bir performans, muhteşem bir para kazanmış olursun. Doğru mu? Ama 4-5'e vereceksen hiç boşuna uğraşmanın da lüzumu yok. Aziz Allah. Yani ee, düşündüğün zaman arkadaşlar çok çok enteresan. Çok çok enteresan olan kısımlardan bir tanesini daha söyleyeyim. Ee, Altay Binder'ın 11-12'ye gidecek olması çok enteresan. Altay Binder 11-12'ye giderse bence Fenerbahçe tarihine adını altın harflerle yazdırır ama ben inanmıyorum. Fakat zayıf duyumlarım bu yönde. Bilginiz olsun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşmek üzere.